Öncelikle geçmiş olsun ve bir hemşehrimiz, bir vatandaşımızın hayatını kaybetti. Başsağlığı dileklerimle sözlerime başlamak isterim. Burada hem valimiz, afet başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, kaymakamımız, çevre şehircilik ve diğer tüm birimlerimizle birlikte dün yağmurun ve peşi sıra gelen heyelanın ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili dün akşamda, bugün de bir değerlendirme yaptık. Şu anda tüm ekiplerimiz, DSİ'den karayollarına kadar ve AFAD'dan tüm Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe başkanlığı ekiplerine kadar, ilçe belediye başkanlığı ekiplerine kadar her biri sahadalar. Ofta yaklaşık çok kısa bir süre içerisinde 50 kilogramlık, Hayrat'ta da yukarıki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında bir yağmur düştü. Bu hakikaten riskli bir rakam. Ve bu açıdan Ofta yaklaşık 22 köy mahalle, daha doğrusu kırsal mahalle yolu kapandı. Yaklaşık 22 köyde de elektrik kesilmiş idi. 22 köy mahalle yolunun yaklaşık 11 tanesi şu ana kadar açıldı. Diğerlerinde açılma çalışmaları sürüyor. Ana yollarda herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bilgi çerçevesinde yaklaşık 12-13 mahalle gibi, öyle değil mi? 32. 32, düzeltiyorum. 32 mahalle gibi. 32 mahallede bir su arızası söz konusu, 54 ayrı noktada. Ve burada bunlarda da arkadaşlarımız, Su Kanalizasyon İdaresi'nin çalışanları bu arızaları gidermeye çalışıyorlar. Yaklaşık 22 köy mahallenin 14'ündeki elektrik verildi. 8'i ile ilgili elektrik verme çalışmalarının 4'ünde kısmen verildi. Diğerlerinde de yani öğleden sonra saat 3-4 gibi inşallah verilmiş olacak. Tabii özellikle Karadeniz bölgesinde bu yıl birçok noktada da görüyoruz. Sel, heyelan ve afetle karşı karşıyayız. Yani Türkiye afette sürekli karşı karşıya kalan ve kalacak bir ülkedir. Tüm tedbirlerimizi, tüm yapısal adımlarımızı buna göre atmamız bizim için sorumluluktur ve kaçınılmazdır. Elbette ki bunu milletimizle birlikte yapacağız. Yani dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır. İmarın ve özellikle belediyelerin, çevre şehirciliğin ortaya koymuş olduğu doğru yere imar çalışmalarının dışında, yani ben buraya yapayım, geçeyim, burada işte gençlik hayallerimiz var, ailemizin burada yadigarları var dediği andan itibaren büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Bunu da ifade etmek gerekir. Dün Çevre Şehircilik Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımızla birlikteydik gece burada. Çevre Şehircilik Bakanımız da İller Bankası'ndan gerekli maddi yardımların buraya yapılması hususu. Bizler de AFAD'dan yine burada hasar gören evler ve diğer noktalar içinde yine Aile Bakanlığımız gerekli bütün destekleri ortaya koyacaklardır. Bu açıdan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun, ama bizim de tedbir almamız, ilk önce biz tedbiri alacağız. Takdiri Cenab-ı Allah'a bırakacağız, ama tedbir bizim işimizdir. Onun için tekrar işte 17 Ağustos önümüzdeki günlerde bir hafta boyunca AFAD'la birlikte ve tüm Türkiye'de depreme hazırlık haftası olarak bir haftayı hem farkındalık üretmek hem çalışmalarımızı tekrar gözden geçirebilmek için değerlendireceğiz. Bütün illerde, ama etkinliklerimiz de olacak. Bu konu bizim önümüzdedir. Afet, sel, heyelan ve deprem. Hazırlıklarımızı buna göre yapmak durumundayız. Son cümlem şu: bu konuda bizim yapacağımız 1 liralık yatırım, vatandaşımızın atacağı 1 liralık adım yarın 7 liralık maliyetin önüne geçecektir. Bu uluslararası bir norm. Tabii burada can kayıplarını, Allah muhafaza, buradan ortaya çıkabilecek sakatlıkları, kazaları,
elbette ki bunun içine katmak ve bunu değerlendirmek mümkün değildir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim.